Ay çok teşekkür ediyorum anneciğim. Ay bu aralar sana bayılıyorum, bayılıyorum. İşte yani bir verdiğimde de ben senin... Ama hayır bir verdiğimde lütfen. Seni yer mi diyorum. Ver ya, seni ama bir... Hatice kraliçelik bir tamam, sorumluluk bak, ister. Bak hala tam yerine geçer. Şovunuz bitti mi? Şov değil tatlım, biz gerçeğiz. Ha. Biz buyuz. Hüsniye abla sen ne yaşayıp geliyorsun buraya, ne yaşıyorsun? Ne mi yaşıyorum? Aha, ne yaşıyorsun? Aslında seninle ortak noktalardayız Zeynep, yani çok ortak yerimiz var. Yogamız yok, var, değiliz. Sporumuz var. Yok, burada değiliz. Burada değiliz. Ya, yemek puanlama aşamalarında burada değiliz. Hani sen ne yaşıyorsun? Senin kulağına ne fısıldıyorlar? Şunu söylüyorlar bana Zeynep'ciğim, diyorlar ki bir kraliçe arıyorsun. Kraliçe ararken diğer kayınvalideler gibi bir gelin aramayacaksın. Senin gelinin bir kraliçe. Dikkat et diyorlar. Onun için orada kraliçeyi arıyorum. Bu sözleriniz bana artık çok klişe geliyor. Gerçek. Klişeleşmiş sözleriniz yani beni artık tatmin etmiyor. Yani orada sadece tabağının yani büyüklüğü fazla gelmiş bir tabağa bir veriyorsunuz. Ama pişmiş yani öyle bir tabağın pişmesi bence başarıdır yani. Ve bunu ben başardım. Ama siz gidip bir veriyorsunuz. Çiğ dediğiniz tabakları keza da aynı tutuyorsunuz beni. Onu da sen başarmadın, fırın başardı. Ben başardım diyorsun. Hayır, yok, onu çok, öyle sarmak, çok... koymak başarılır yani. Taramamışsın ki. Sardım gayet de kötü bir yorum yapmamışsın rağmen. Herkes sarmana bir veriyor. Ama, yani. Ama yanındaki tabağı da aynı şekilde bir veriyor. Yani sen yüksek puanlar almışsın herhalde Hayır. bugün. Hayır, hep bir aldım. Yok. Bir tane iki aldı galiba. Ya yani. Sen sarmayı bile başaramamışsın ki, bir de gelmişsin diyorsun ki sardım ben diyorsun, ha, konuşuyorsun sen de bu hala. Hafta böyle ard arda kaynanan seni buldun diye böyle bir başarı lezzet, içerisine giriyorsun. Bulmasın, tatlım. Geçen hafta vardı neden sen, o zaman? İşte sen lezzet, hala geçmişte lezzet. Kaldın, şurada oynadın ya bir kere, hala onun havasında kaldın ama tatlım gerçekler. Evet bence bunlar. O oynadığım size bayağı bir bunlar yetti. Bunlar gerçekler. Aynen o oynadığım Hatice, size bayağı yetti. Hatice o löp diye kaldırdığı kıyma da senin miydi, siz mi kaldırmıştınız? Neyi? Evet. Böyle bu kadar bir kıyma kaldırdınız ya havaya. Dediğim gibi yani bunlar son eğlenmeleriniz. Hatice de öyle. Senin yine mükemmel. Aynı olursunuz haftaya. İşte iki haftada yedi bilezik alınca burnun havalanıyor sonra kızlar, düşüyorsun. Kızlar bayağı önemli bir çeyrek altın bu. Yani değerinin dışında böyle hani kazanma hırsı olarak size çok iyi gelecek. Yarın final. İçinizden biri hayallerine, umutlarına veda edecek. Belki de son kez bu stüdyoya girecek yarın. Belki de bir daha burayı hiç göremeyecek ziyaret harici. O yüzden işte bu çeyrek çok önemli. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Hatice! Üçte üç altın mı alıyorsun çok sen? Çok şükür kırdık biz o zincirleri. Aa rüzgar tersine esmeye başladı. Hayal cüz gidiyor artık. Hüsniyeciğim. Ama benle alakalı değil, lezzetli yapıyor. Benle alakalı değil. Ben kraliçenin izindeyim. Ay ne mütevazisin çok, sen. Çok. Senin başarın Hatice. Düzgün evet. Yap al çeyrekleri. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. Oturma şekerim oturma. Bugünün puan durumu şöyle. Hatice 17 puan. Ece 12 puan. Yeşim 11 puan, Zeynep 10 puan. Yarın 2022'nin son bölümü ve bizim finalimizde görüşmek üzere. Sizi de bekliyoruz. Hoşça kalın. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, yemeği tabakta.